Alkışlarla Tansu, değil mi? Tansu'yu buraya alayım. Gel abicim, gel. Gel Allah. Tansu. Tansu her hareketini olay be abi. Sesi, sadece sese çıkma değil, buraya da çıkamıyorsun yani. Öyle. Tansu gel. Şöyle otur. Yan yana oturun abi. Evet. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Tansu'cum bir tanıyalım seni. Tansu Taşkın ben, kriterleri mi sayayım Beyaz Bey? Yok, o program değil abi. Ne iş yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun? Asıl turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum ama an itibariyle güvenlik sektöründeyim. Güvenlik sektöründesin, evet. Harika. O gün programda o parçaya yani dike çıkma işi daha önce denemiş miydin, çıkmış mıydın, orada mı olmadı? Hiç prova yapamadık hanımefendiyle. Onun da tabii biraz şeyi vardı. Bir de benim mikrofonum sesi sanki biraz kısıktı hanımefendinin mikrofonuna göre. O yüzden ben biraz zorlandım. Sesim ona yetişsin derken. Yetişsin derken taburolara kadar yetişti gerçekten. Ne hissettin? Yani girdin çıkma şeyine. Çıkamadığını anladın, gidiyorsun. Yani yola düzüldün artık, gidiyorsun yani. O sırada nasıl bir duygu geldi içine? Ulan çıktık bir yola, hadi hayırlısı. Buradan şimdi dönüş de olmaz. Yürü kardeşim buradan. Gidebildiğin yere kadar. Ne hissin neydi o anki hissin? Vallahi ben de şok oldum o an. O ses çıkınca. Çok güveniyordum kendime. O yüzden zaten en yüksek notadan girmek istedim. Peki sen niye kendi tonunu belirlemedin? O bayan sesi, sen erkek sesin. Bir soprano bir bayanla ben aynı tonda okuyamam. Abi hanımefendiye zaten şey yaptığı için yani. Ona söylüyor zaten. Ama onun için abi bile... mümkünatı yok o tona çıkmanın, yani imkanı yok. Orada bir durdursaydın, kendi tonunu isteseydin. Ama o inandı o sırada ona çıkacağını. Yani çünkü o zaten şurada biten bir meseledir yani. Eğer zaten çıkabilseydi olacakları düşünemiyorum. Gerçekten de çıksaydı... Ama çıksaydı burada olmazdı şu anda. Şu anda bizimle bir arada olamazdı. Evet, onun da etkisi var tabii. Evet, çıkamadın ve buradasın. Öyle mi? Burada böyle mi yani konu? Konu bu mu? Ben bugün bir kere daha, gerçi aslında sana bir şey söyleyeyim. Herkes çıkacak diye de bir şey yok yani. Hani senin de başka bir özelliğin vardır. O muhakkak belki... yani yıllarca solistik yapan kişiler bile zaman zaman canlı performans esnasında bu tip aksilikler yaşayabiliyorlar. Evet, senin hiç başına geldi mi Serkan, çıkamadığın oldu mu öyle dik? Yani... Abi bir, hani hasta olursun, yarım ton bir ton olur da bu biraz bayağı bir... bir ton hataları bizde de oluyor mesela. Do yapacağımız yere işte re yapıyoruz. Re işte la yapacağımız yere si yapıyoruz. Abi senin arkada iki tane acayip güzel vokalistin var. Acayip güzel sesleri var kızların. Sen çıkamadığın zaman onlar yürür arkadan gelir. Benim sana tavsiyem sen vokalistle gez. Baktın çıkamıyorsun, arkadan yüklensinler yani öyle. Ben bugün sana herkesin önünde bir şans daha vermek istiyorum. Gerçekten. Bak, o kadar hiç sıkılma, hiç şey yapma. Ben geçen hafta seni alkışlattım da burada, izlediysen biliyorsun. Teşekkür ederim, evet. Ama yine kravat var abi boynunda. Abi zaten ben o sıkıyor, ondan o çıkarım. Gevşet abiciğim. Ben de aynı kravat ben zaten. Gevşet. Gömleği mömleği de çıkart. Atletle burada takılıyor, rahat rahat. Bak, bayağı. Düşünüyorum da giderken beni de almış. İstemeye belki de inatla ayrım. Hayıflanmam, üzülme. Zor olan seni düşünmem. Belki de çektiğim bu sancı senin yüzün. Mesela ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılman, ne aramaman ne de sormaman. Mesela şu ki hala bitmedi sevda. Mesela ne benim sana ne aramaman, ne de sormaman. Mesele şu ki
Gel gel, harikasın. 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 Böylece bir daha hiç çıkamayacağını da hep beraber anlamış olduk arkadaşlar. Özgüvenine hayranım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bir alkış daha alalım ona kocaman.